atışlarımız çok iyiymiş. İnşallah bugün de öyle olur. İnşallah, inşallah Güngör. Sizin canınız mı sıkın? Hayırdır? Orhan Bey, bir bakın şunları. Ne oluyor? Anlatın bakayım, oturun. Yani Gönül Hanım, Şengül cezaevine girdiğinden beri bütün düzenimiz alt üst oldu. Ne yapacağımı şaştım vallahi. Düzenimiz alt üst oldu derken? Yani çocuklar işte. Çocuklara yetemiyorum ya. Evin halini bir görseniz var ya, her yer her yerde. Çamaşırıydı, bulaşığıydı. Yemek desen zaten doğru düzgün yemek yok. Sürekli makarna, sürekli tost. Çocukların boğazından düzgün bir şey girdiği yok. Vallahi ne yapacağımı şaştım. Neyse ya, tamam, bunları anlatıp sizin de canınızı sıktım. Kusura kalmayın artık. Yok canım, olur mu öyle şey? Ne kusuru? Yani hallolacak bir şekilde. Hallolacak da. Nasıl hallolacak işte, orası belli değil. Orhan Bey, bak siz daha fazla üzülmeyin, canınız yanmasın diye ben şikayetçi bile olmadım, biliyorsunuz. Yok, orası öyle. Doğru vallahi. Yani siz üstünüze düşen insanlığın yaptınız. Allah sizden bin defa razı olsun yani. Hayır, niye bana kafayı taktı bu Şengül Hanım? Onu da bilmiyorum ki. Hayır, ben sadece size yardım etmek istedim, o kadar. Yani insan hayat arkadaşının eşine yardım eden birine cezalandırır mı? Yemin ediyorum aklım almıyor ya. Almaz. Benim de almıyor çünkü. Ama Şengül işte bu. Yani onun işlerine akıl sır ermez. Zaten size kafayı takmıştır falan da yok ya. Onun derdi benimle, sizde değil. Neyse tamam, ben şu müşterilere bakayım. Ben sana da, çocuklarına da krallar gibi bakarım Orhan Bey. Zamanı gelince. Zamanı gelince. Ne yazık ki detaylar biraz geç ulaştı elime. Katılanları seçmek için sadece 2 günümüz var çocuklar. Doğru anlamak için soruyorum hocam. Okulumuzda en iyi dans eden çift seçilecek. Ve bu çift yarışmada okulumuzu temsil edecek, öyle mi? Aynen öyle Doruk'cum. Katılmak isteyen çiftler arasında ufak bir yarışma düzenleyeceğiz. Ve birinciyi seçeceğiz. Büyük ödül de bakayım ne kadardı? 10.000 lira. Güzel ödülmüş. Top sizde o zaman çocuklar. Yarışmaya katılacakların listesini getirirsiniz bana. Siz hiç merak etmeyin hocam. Tamam, kolay gelsin size o zaman. Sağ olun. Anons etmek ister misin? Beraber. Anlaştık. Günaydın Ataman Koleji gençleri. Güne güzel bir haberle başlıyoruz. Okul olarak bir hafta sonra düzenlenecek olan liseler arası dans yarışmasına biz de katılıyoruz. Ve bu yarışmada katılacak olan çiftimizi seçmek için sadece 2 günümüz var. Ben çok iyi dans ederim. Sen değilsen katılalım şu seçmelere. Olur. Sen istiyorsan katılalım. Hayır deseydin sıkıntı çıkarırdım zaten. Bu liseler arası dans yarışmasının toplam ödülü 10.000 TL. Katılmak isteyen çiftler... ...Türkiye'nin en güzel öğrenci temsilcisi Asiyeren'e ulaşabilirler. İlginçmiş ha. Biz de mi katılsak acaba, ne yapsak? Yani normalde evet derdim de... ...şimdi annem böyle bir belanın içindeyken... ...keyfim çok yerindeymiş gibi dans etmek, bilemedim. Evet ya, doğru diyorsun. Düşünemedim ben, pardon. Üç, iki, bir. Dans edecek gençleri sahneye bekliyoruz. Çok güzel oldu. Evet. Ne dersin? Katılalım mı biz de? Dans yarışmasına mı? Yok ya. Hadi ya, ne olacak ki? Çok güzel beceririz bence. Ne bileyim, ben bu yüzümün gözükmediği radyo odasında bile utanıyorum yani. Öyle herkesin içine dans edemem ki. Asiye saçmalama ya, insanlar görse ne olacak? Bilmiyorum ya, utanırım ben. Hadi çıkalım. Geliyorum. Ah,
Hadi bakalım Doruk Atakoz. Prenses seni ikna etmek için kaç takla atacaksın sayalım bakalım. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.